Nasılsın delikanlı? Borcunu ödemeye hazır mısın? Orada mısın? Tamam, sen yeri zamanı söyle bana. Sıkıntı yok değil mi? Geleceksin. Yok yok, geleceğim hadi. Güzel. Adresi yaz. Beykozan Barları. İyi. Hadi eyvallah. Ne haber? Ne yapıyorsun sen? İyi. Senden ne haber? Hoş geldin. İyiyim ben de. Sen cebine bir şey mi sakladın az önce? Bir şey saklamıyorum ya. Çok önemli bir şey değil. Yani boş, fazla önemli değil. Güneş Hanım geldi mi? Geldi. Yukarıda. Sen spor mu yapıyordun? Formu korumak lazım arada. Formundasın zaten. Hatırladın mı şeyler annen? Hatırlamadım. İşte biz de biraz Haluki'sinde kaldık. Sen de buraya beni görmeye geldin. Çok kalmayacağım, hemen döneceğim. Özlemişim buraya gelmeni. Ne yapma. Sen de eve gel. Buraya gelmeyi ben de özlemişim. Savaş? Ay, uyuyacağım diye bir de masadan kalktı, yalancı. Bu nereye gider ya? Beykoz Ambarları saat 22. Nasıl buldun ortamı? Çağırdınız, geldim. Ne istiyorsunuz? Belli olmuyor mu? Dövüşeceksin. Ben dövüşçü değilim, kazanamam. Paranıza yazık. Kazanmanı isteyen kim? Kaybedeceksin. Senin işin bu, dayak yemek. Arkada bir oda var, git orada hazırlan. Arkadaş sana yardımcı olacak. Bir iki round dayan yeter. Sonra düşersin, işin biter. Tamam mı koç? Hadi bakalım.
işim var burada. Nasıl buldun beni? Takip ettim. Kokundan buldum ben seni. Asıl senin işin var burada ya. Nazlı bak burada durmana izin veremem. Hadi git. Hiçbir yere gitmiyorum ya da sen de geliyorsun. Saçmalama gidemem ben. Asıl sen saçmalama ya. Ne yapıyorsun sen burada? Yine neye bulaştın acaba ya? O herif. Bana bak seni tehdit mi etti? Bak Peri yüzünden ise hiçbir şey yapmana gerek yok. Hadi gidelim ne olur gel. Tamam Nazlı bak gitmek falan yok. Tamam mı? Ben burada kalıyorum sen gidiyorsun. Senin burada durmana izin veremem. Yürü hadi. Sen kalıyorsan ben de kalıyorum. Savaş! Sen var ya inatçı mı tekisin? İnatçı değilim. Aşığım aşık. Ya Savaş bu adam goril gibi bir şey. Sana zarar verir. Hadi gidelim ne olur. Tamam artık. Gitmek yok. Tamam. Gittiğinde söyleyemediğim bir şey vardı. Ben çok uzun süre bunun üzerine düşündüm. Öğrenmek isteyip istemediğimi bilmiyorum. Çünkü korktum. Sonra her şey kafamda birleşti. Bunları mı konuşacağız? Geçmiş gitmiş. Geçip gitmedi ki. Orada öylece duruyor. Biz sadece yokmuş gibi davranıyoruz. Ne söylememi istiyorsun? Bir şey söylemene gerek kalmayacak. Çünkü ben kaçmayacağım. Sana söyleyeceğim. Sen dinleyeceksin. Ben duyacağım. Çünkü artık hazırım. Nazlı ben. Biliyorum. Biliyorum beni korumak istedin. İncinmemden korktun. Bildiklerin sana ağır geldi. Kaçtın. Ben yapamam. Ben yalanlarla yaşayamam Savaş. Senin gibi yapmayacağım. Kaçmayacağım ben.
Benim babam Haluk değil mi? Benim babam Haluk değil mi? O adam benim gerçek babam. Haluk kişisi dediğim o adam benim babam. Savaş öyle değildi. O senin baban değildi. O değildi. Ne olur bana bir şey söyle. O canavar senin baban değildi. Anne de bunları yapan o adam değildi. Ne olur bir şey söyle Savaş, ne olur. Haluk benim babam olmasın ya. O adam benim babam olmasın, ne olur. Benim babam böyle bir adam olamaz, ne olur. Haluk. Sen benim babam değilsin. Babanın kim olduğunu biliyorsun artık. Ne istiyorsan yapabilirsin bana. Engel olmayacağım. Gözlerimin içine bak. Sen benim babam değilsin. Annemin hayatını mahveden bir adamsın sadece. Ben yıllarca baba hayaliyle yaşadım. O adamı sevdim. Ona tutundum. Onu korudum. Hepsi niçinmiş? Koca bir yalan. Annemin en büyük düşmanı benim babammış meğer. Annen her şeyi öğrendikten sonra gitmek istedi. Sen de onu bırakmayacaktın. Hayır. Ben gitmek istediğini anlayınca ölmek istedim. İnan bana. İnan, ölmek istedim. Bundan sonra nasıl yaşayacaksın ki sen kendinde? Annem hatırlamıyor diye sen tekrar hayatına girebilir misin? Sence ben buna izin verir miyim? Vermezsin. Ama annenin hatırlamasına da izin vermezsin. Annem öğrendiğinde ne hale geldiğini ben kendi gözlerimle gördüm. Şu an aynı şeyleri ben yaşıyorum. Anneme asla bir daha hatırlatmam. Asla öğrenmesine izin vermem. Ben buraya geleceğini hiç düşünmedim bu işlerin. Ben bir güne işledim. İşlemiştim. Sandım ki sizi hayatımın içine alırsam seni, Selin'i, Peri'yi, anneni, size mutlu bir hayat verebilirsem beni seversiniz, affedebilirsiniz diye düşündüm. Yanlış düşünmüşüm, yanıldım. Her
her zamanki gibi. Bizi mutlu edenin kim olduğunu öğrenmek çok önceden hakkımızdı. Bu kadar acı çekmeden önce. Sen ne yap biliyor musun? Unut bizi. Hatıralarını sil. Sen de hafızanı kaybet. Hafızamı mı kaybedeyim? Öl diyorsun bana yani. Peki kızım. Sen nasıl istiyorsun ölün olsun. Keşke Haluk kişisi olarak kalsaydı. Belki o zaman. Nazlı. O adamla konuştum ben. Annemin bunu yapan adamın gözlerinin içine baktım. Bize bu kadar acı yaşatan adamın gözlerinin içine bakmasını istedim. Adamın yüzüne baktım ben Savaş. İşte bu yüzden söyleyemedim sana. Hayattaki en değer verdiğim insanın bu hale gelmesinden korktum. Senin bu halin benim içimi acıttı. Anladın mı şimdi neden kaçtım? Olmaz. Seninle olmaz. Olmaz Savaş. Ne demek olmaz Nazlı? Nasıl olmaz? Bunun için beni cezalandırmayacaksın değil mi? Ben bir an o adamın benim babam olmasını istedim ya. Bunu söylediğim için bile kendimden nefret ediyorum. Söylesene şimdi bana. Ben bu yükle nasıl yaşayacağım ha? Nasıl hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam edeceğim? Bu bana çok ağır geliyor, duydun mu beni? Nasıl senin yüzüne bakacağım ben? Ben seninle aynı yolda yürüyemem. Sen bu kadar şey bilirken... ben senin yüzüne bakamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.